İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Ayasa stüdyoları. Aynı zamanda TRT Radyo Haber'de de yayındayız. Saatler Adalet Bakanlığı'nın başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladığı Türkiye'de 23'ü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 44 ülke temsilcisini buluşturan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da 22'yi, bir kreşe eski bir polis memurunun düzenlediği silahlı saldırıda en az 23'ü çocuk 38 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da Cuma 03.01'i, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun bugünden itibaren tüm ürünlerin fiyatlarına ülke genelinde zam yapılmasını yasakladığı Belarus'ta 22.01'i, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın mikrofonunun açık kaldığını fark etmeden belediye başkanıyla küfürlü şekilde konuştuğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde de 16.01'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu, haftanın 4. gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca 6 Ekim 2022 Perşembe'de Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri ekranlarınıza taşıyacağız ve TRT Haber'de gece bakışı günün manşetleriyle başlıyor. Avrupa Siyasi Topluluğu ilk zirvesini Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirdi. 44 ülkeden liderin katıldığı zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil etti. Küresel sorunların ele alındığı zirve gerçekleştirilen İkili görüşmelerle de ön plana çıktı. Erdoğan Prag'da basın toplantısı da düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğuna ilişkin de bu platformun üyelik sürecimize halel getirmesini asla kabul etmeyeceğimizi vurguladık ifadesini kullandı. Türkiye büyüme tahminleriyle dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Uluslararası kurumlar büyüme tahminlerini teker teker yukarı yönlü revize ediyor. Bu defa Dünya Bankası Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yükseltti. Ekonomi konusunda uzman konuklarımızla bu başlığı ele alacağız ayrıntılı bir biçimde. Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni bir dönem başladı. 4 yıl aradan sonra Türkiye, İsrail'e büyükelçi atadı. Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti. Evet. Bunlar günün en öne çıkan başlıklarıydı. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de Gece Bakışı Maratonu hemen başlıyor. Avrupa Birliği'nin bir parçası olmayan ülkelerin de siyasi karar süreçlerine katılımını amaçlayan Avrupa Siyasi Topluluğu ilk toplantısını Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirdi. 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra birlik üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti. Küresel sorunların ele alındığı zirve gerçekleştirilen ikili görüşmelerle de ön plana çıktı. Detaylar için Prag'daki tarihi zirveyi izleyen TRT Haber muhabiri Fatih Oruk ayrıntıları bize aktaracak diyelim ve sözü hemen Fatih sana bırakalım. Fuat Kozluklu, doğru bir tabir kullandım. Tarihi bir zirve, çünkü bu zirve ilk kez gerçekleştiriliyor. Avrupa Siyasi Topluluğu ilk zirvesini Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirdi. Tabii sen de belirttin, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, yani toplamda 44 lider bugün bir araya geldi ve küresel sorunları tartışma fırsatı buldu. Rus-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan
gıda ve enerji krizi oldukça etkiliyor Avrupa. İşte bu konular üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Bu da oldukça önemliydi. Liderlerin görüş alışverişinde bulunabilme fırsatı açısından. Diğer bir tarihi öneme sahip olmasının gerekçesi ise bugün bazı tarihi anlara tanıklık ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı son yurt dışındaki uluslararası zirvelerde aslında hep tarihi fotoğraf kareleri veriyor. Bugün de yine benzer fotoğraf kareleri, benzer görüntüler yansıdı. Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ilk kez bir araya geldi uzun bir aradan sonra ve bugün önemli bir kare verildi Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev arasında. Yine sonrasında bu sefer bu üçlüye Macron ve Macaristan Başbakanı Orban'ın da katılımıyla beşli formatlı ayaküstü bir sohbet gerçekleşti. O sohbet de yine oldukça sıcak, samimi diyaloglara sahne oldu. Dediğimiz gibi zirve hem kendi yapısı itibariyle oldukça tarihi hem de önemli görüşmelere sahne olması açısından yine oldukça tarihiydi. Tabi bu tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bir basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısı da geniş yelpazeyle tüm dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. Tabi Rusya ile ilişkiler oldukça önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki liderle de, Putin ile de, Zelenski ile de görüşebilen tek lider olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin bu kapsamda attığı adımlara dikkat çekti. 6 milyon tahılı gönderdik dedi. 200 esir değişimi yaptık. Yine aynı zamanda 200 esir takası ne kadar önemsiyorsak tahıl ve gübreyi de o kadar önemsiyoruz dedi. Ve yarın bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yani yarın gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilecek telefon görüşmesinde olacak. Tabii Yunanistan başlığı oldukça önemli. Bilindiği gibi Yunanistan provokatif adımlarıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltiyor. Yine bu akşam kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Mitsotakis aynı oturumdaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir hitabı vardı. Ve Erdoğan yine yemekte konuşmam vardı, beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş, çıktı bir konuşma yaptı. Kendisine ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Ancak ağır bir şey yoktu. Olması gereken yerde değiller dedi Yunanistan için ve politikaları yalan üzerine kurulu. Yunanistan'la görüşecek bir şeyimiz yok. Zamana bıraktık. Zaman içerisinde görüşebiliriz dedi. Tabii sonrasında basın toplantısında Yunan bir gazetecinin bir sorusu vardı ki Cumhurbaşkanı çok kullanıyor. Bir gece ansızın gelebiliriz derken saldırırız mı demek istiyorsunuz diye sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunan gazeteci. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yani konuyu anlamışsın aslında, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Siz anladığınıza göre onlar da anlamıştır değerlendirmesinde bulundu. Bu da oldukça önemli bir cevaptı Türkiye'nin haklarını koruması anlamında. Yine Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la dediğimiz gibi tarihi bir görüşme vardı üçlü ve beşli formatta. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yaklaşık yarım saat süren bir kabul gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde tam normalleşmenin hedeflendiğini belirtti ve görüşmeye dair bazı detayları paylaştı. Bazı talepler söz konusu, gerek özel temsilciler gerekse bakanlar yörelendirme yaptık bu taleplere ilişkin. Onlar görüşecekten sonra bakacağız duruma. Biz bu işi çözelim istiyoruz dedi ve normalleşme için bir şartların olmadığını belirtti ve Ermenistan'a Azerbaycan'la aranızdaki barış hukukunu olgunlaştırın, barış yapın, bizimle ilgili en ufak pürüzünüz kalmaz, her adımın önünü açarız değerlendirmesinde bulundu. Tabii Finlandiya İsveç konusu oldukça önemli. Finlandiya ve İsveç liderleriyle bir görüşme yaptı. Finlandiya Başbakanı'yla yaptığı görüşmeyi değerlendirdi ve Finlandiya ilişkiler İsveç'e göre daha farklı. Finlandiya terörün kol gezdiği bir yer değil ama İsveç ne yazık ki öyle. Finlandiya İsveç konusunda NATO karar vermeli. NATO Finlandiya konusunda bir karar verirse biz de elimizden geleni yaparız dedi ve İsveç'le olan konuşmasını değerlendirdi İsveç Başbakanı'yla. Her şeyi bütün açıklığıyla söyledik. Terör örgütleri yürüyüşü sürdükçe bakışımız olumlu olmayacaktır dedi. Bu da oldukça önemli bir mesajdı İsveç'e. NATO üyeliği konusunda tabii Suriye ile ilgili bir soru soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Rusya ile Suriye müzakereleri geçmişte çok sık yaşandı. Bundan sonra da yaşanacak mı? Esed'le de bir görüşmeniz mümkün olur mu diye soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Söz konusu değil değerlendirmesinde bulundu. Mümkün değildir gibi bir ifade de kullanmam. Bir vakti saati geldi. Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Alt düzeyli görüşmeler devam ediyor değerlendirmesinde bulundum. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamanın ötesinde yine Avrupa siyasi toplum geleceğine dair, Ermenistan olan sürece dair ve Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimdi o açıklamaları getiriyoruz ekranlarınıza. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'la da bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Avrupa siyasi topluluğunun kıtamızdaki sorunların ele alınması ve ortak çözümler için
zamanlı bir girişim olduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte bu platformu Avrupa Birliği genişleme politikasının bir alternatifi olarak görmediğimizi de ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu platformun üyelik sürecimize halel getirmesini asla kabul etmeyeceğimizi vurguladık. Temel ve öncelikli beklentimiz Avrupa siyasi topluluğunun birlik ile ilişkilerimizi güçlendirmesi ve üyelik sürecimize katkı sağlamasıdır. Avrupa Birliği'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde ve birliğin uluslararası rolünün yeniden tanımlanmasında Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Bu hakikatin Avrupalı dostlarımız tarafından da kabul edilmeye başlandığını gördüm. Türkiye'nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının, dahası bu durumun Avrupa Birliği'nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim. Bu konuda artık daha vizyoner ve stratejik kararların alınması gerektiğine inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerin çıkarlarına ve ihtiraslarına teslim olmadan, Türkiye birlik ilişkilerini katılım perspektifi temelinde ilerletmesini bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık iyiden iyiye seçim atmosferine girdi. Hem Cumhur hem de Millet İttifakı milletvekillerine yasama çalışmalarını sürdürürken sağdan çekilmeyin talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe ilçe gezerek milletimizle kucaklaşacağız dedi. Milletvekillerimizle, bakanlarımızla bir yandan Ankara'daki çalışmalarımızı yürütecek, bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle kucaklaşacağız. Yasama çalışmaları Ankara'dan, seçim çalışmaları sahadan hız kesmeden sürecek. Liderler milletvekillerine sahada olun uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlara refah kaybını telafi etme sözümüzü yerine getirdiğimizi anlatın talimatı verdi. Sizlerden şu hususta vatandaşlarımızı mutlaka ikna etmenizi istiyorum. Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmekte midir? Evet, geçmektedir. Bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz, tek siyasi parti AK Parti, tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet, öyle. MHP seçim çalışmalarını köylere kadar genişletti. Genel Başkan Devlet Bahçeli köy köy dolaşılmasını istedi. Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Vatanımızın en ücra köşelerine bir kez daha gönül ve sevda seferine çıkıyoruz. Köylerde olacağız, köylülerimizi ziyaret edeceğiz, hasret yangınını birlikte söndüreceğiz. Sözleşmeliğe kadro düzenlemesinde süreç hız kazandı. Hükümet ve sendika yetkilileri bir araya geldi. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışmayı Ekim ayında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. İnşallah mutluluk getirecek bir çalışmaya vesile oluruz ifadelerini kullandı. İş güvencesi olacak. Kamusal hak, kamu görevlilerinin bütün haklarını onlara vereceğiz. Onlara kadro tahsis edeceğiz. Sözleşmeliğe kadro konusu hükümetin gündeminde. Yaklaşık 550 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme için çalışmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memursen heyetini kabul etti. Düzenleme genel çerçevesiyle ele alındı. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantının ardından kameraların karşısına geçti. İkili görüşmeler devam edecek dedi. Kamuda bir bütünlüğün olması, istihdamın bu anlamda tekleşmesi ve mevzuatın da tipleşmesi boyutuyla bir süreç yönetimi yapıyoruz. Bu süreç neticede istişareyle bir noktaya gelecektir diye düşünüyoruz. Ve temel yaklaşımımız kadroya alınması ve tartışmanın bitirilmesidir. Yeni düzenleme ile kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Nükleer enerji uzmanları, yazılımcı ve finans sektörü çalışanları gibi bazı özel kadrolar kapsam dışı olacak. Hedef, çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanması.
İnşallah sonunda bir mutluluk üretecek ve herkesin memnuniyetini ortaya çıkaracak bir çalışmaya vesile olur. Şu an süreç devam ediyor. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber özel röportajında mevsimlik ve geçici işçilerle ilgili çalışmanın ayrıntılarını paylaştı. Mevsimlik ve geçici işçilerin çalışma süresinin artırılacağını belirten Bakan Bilgin'in açıklamaları işçileri sevindirdi. Bu işçilerimizin hukukunu koruyacak bir düzenleme yapıyoruz. Onları bütünüyle bu statülerini değiştireceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT Haber ekranlarında konuştu. Geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili müjde verdi. İhtiyaç varsa onların çalışma sürelerinin uzatılması konusunda onlara bir imkan sağlayacağız. Başka bir yerden kurum işçi almasın veya yeni birisine, yeni bir taşörüne vermesin işi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın sözleri en çok geçici işçinin bulunduğu orman işçilerini mutlu etti. Şimdi Sayın Bakanımızın açıklamaları bizi umut verdi, mutluluk verdi. Çünkü 14 bin üyemiz var Türkiye genelinde. Bunlar 9 ay 29 gün çalışıyor. Yılın 2 ayı çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçilerle ilgili açıklamaları en çok alev sabahçılarını sevindirdi. Orman işçileri bu müjdenin gerçekleşeceği günü bekliyor. Müjdeyi bekleyenlerden biri de Manavgat yangınında canı pahasına alevlerle savaşırken telsiz konuşmasıyla Türkiye'nin tanıdığı Özgür Şimşek. Vallahi açıklama yapayım, biz çok sevindik. Yani uzun zamandır beklediğimiz bir açıklamaydı. İnşallah sonuna tamamına ulaşır, biz de kadromuza kavuşuruz. Çalışmanın ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor. Saatlerimiz 23.17'yi gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği'nden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, görüşmelere ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Nebati, Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği'nden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Merit McGuinness ile Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ekonomik ilişkilerini ele aldıklarını belirtti. Görüşmede küresel sınamalar karşısında işbirliğinin nasıl güçlendirileceğine dair fikir alışverişinde bulunduklarını da ifade etti. Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Reynaud-Basso ile de çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi. Nebati görüşme ilişkin küresel ekonomik görünüm ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek ülkemizin gıda ve enerji güvenliğine katkılarını paylaştık ifadesini kullandı. Ayrıca bankayla işbirliği yapılan konu ve projelerin ele alındığını da vurguladı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyüme tahmininin gelecek yıl için düşürüleceğini belirtti. Dünya ekonomisinin yaklaşık 1/3'ünü oluşturan ülkelerin en az 2 çeyrek daralacağını söyledi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, küresel ekonomik görünüm ve politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomide temel bir değişim yaşandığına dikkati çekti. Ekonomik durgunluk riski uyarısında bulundu. Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin yaklaşık 1/3'ünü oluşturan ülkelerin bu yıl veya gelecek yıl ard arda en az 2 çeyrek daralacağının tahmin edildiğini ifade etti. Yüksek enerji ve gıda fiyatlarının devam eden arz sıkıntılarının büyümeyi frenlediğini de belirtti. Ve bu nedenle dünyanın en büyük ekonomilerinin yavaşladığını kaydetti. Georgieva bu yıl ve 2023 için ekonomik büyüme tahminlerinde halihazırda 3 kez düşüşe gittiklerini de hatırlattı. Gelecek hafta güncellenecek dünya ekonomik görünümü raporunda da büyüme tahminlerinin düşürüleceği vurgulandı.
Evet, dünyada büyüme tahminleri gerilerken Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerse yükseliyor. Bilgi ekranımızdan Türkiye'nin büyüme beklentilerini güncelleyen kuruluşların eski ve yeni tahminlerini paylaşacağız. Ardından da uzman konuğumuzla konuyu değerlendireceğiz. Evet, Türkiye'nin 2022 büyüme beklentisi artıyor. Kuruluşun adı Standard & Poor's. Eski tahmini Türkiye ilişkin %3,5'ti. Yeni tahmini ise, ki geçen hafta bu tahmini açıkladı, %5,2. EBRD, bir başka kredi derecelendirme ve aynı zamanda da dünyanın ekonomik görünümüne ilişkin raporlar hazırlayan dünyanın önde gelen kuruluşlarından birisi. Türkiye'nin 2022 büyüme beklentisine ilişkin olarak eski tahmini %2 idi. Şimdi ise %4,5 diyor. OECD önemli, son derece önemli. Eski tahmini %3,7 idi. Şimdi ise 5,4 diyor. Yani Standard & Poor's'tan, kredi derecelendirme kuruluşundan 0,2 daha fazla bir tahmini söz konusu. Yine dünya para piyasalarının raporlarına çok ama çok itibar ettiği bir kuruluş, New York merkezli Goldman Sachs, eski tahmini, büyüme tahmini %3,5'tu Türkiye ilişkin. Şimdi ise %5,5. Ve bir Japon kredi derecelendirme kuruluşu, Fitch. Fitch Ratings ise %4,5 tahmin etmişti. Şimdi 5,2 diyor. Düzenleme var, güncelleme var. Yine en az Standard & Poor's kadar öne çıkan bir kredi derecelendirme kuruluşu, Moody's. Onun Türkiye'ye ilişkin 2022 büyüme beklentisi %3,5'ti, 3,5'tu. Şimdi 4,5 olarak güncelledi. Ve Dünya Bankası da diyor ki, demişti ki %2,3. Şimdi de diyor ki %4,7. Evet, Türkiye'nin 2022 büyüme beklentisine ilişkin dünyanın öne çıkan kuruluşlarının tahminleri bu yönde. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi ve ekonomi biliminin öne çıkan isimlerinden birisi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam merhabalar, iyi geceler. İyi geceler, teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu kuruluşların adını doğru mu okudum? Bu EBRD'yi bilmiyorum maalesef, diğerlerine aşinayım ama EBRD nedir? Yani Dünya Bankası'nın bir kolu, krediler veren, yatırım kredileri veren bir banka aslında. Onun tahminleri paylaştığınız tahmin. Anladım. Peki şimdi bu güncellemeye neden ihtiyaç duydu söz konusu kuruluşlar? Bu arada İngiltere'yi hatırlatayım. İngiltere ile ilgili negatife çevirdi yanılmıyorsam Standard & Poor's. Doğru mu hatırlıyorum? Bugün herhalde. Evet. Doğru. Evet. Böylesi bir süreçte Türkiye'nin ekonomisine ilişkin beklenti, büyüme beklentisi yukarılara çekildi. Evet, aslında her çeyrekte hemen hemen bunu görüyoruz. Türkiye'nin büyüme tahminlerinin yukarı çekilmesinin arkasında birkaç faktör olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi aslında pandemi sonrası başlayan, pandemi sonrası derken, pandeminin ilk aşamasından sonra 2020 yaz aylarından sonra değişen dünya şartlarında Türkiye'nin ön plana çıkması, bölgede özellikle tedarik konusunda sanayisiyle ön plana çıkması, Avrupa ve bu bölgedeki diğer ülkelerin lojistik tedarik anlamında sanayisiyle destek olması önemli bir paya sahip oldu. Yani ihracat ve dış talep Türkiye'nin büyümesinde önemli bir lokomotif oldu bu anlamda. Asya'dan, dünyanın başka bölgelerinden ürün taşımanın maliyetinin artması, zamanın uzaması, tedarik güçlükleri böyle bir fırsat yarattı ve Türkiye bu anlamda bir ivme yakalamıştı. Bu sene Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber aslında tekrar Türkiye'nin bu bölgede ticaret anlamında, üretim anlamında önüne yeni imkanlar da çıktı. Yeni talepler de geldi. Doğu Avrupa'dan,
Rusya'dan, Ukrayna'dan bazı üretim talepleri Türkiye'ye kaydı. Şunu söylemek istiyorum, bu gerek pandemi, gerek Rusya-Ukrayna savaşı dünyada jeopolitik anlamda da birçok değişime de yol açmaya başladı. Türkiye'nin önüne fırsatlar sundu, bu bir. İkincisi, ama her ülkenin önüne fırsatlar çıkabilir ama Türk sanayisi bu fırsatları değerlendirecek gücü de gösterdi. Yani Avrupa gibi dünyanın en yüksek standartta ürün isteyen bir pazarına o ürünü zamanında işte gece gündüz çalışarak yetiştirme başarısını da gösterdi. Orta ve düşük teknolojilerde tabii ağırlıklı olarak. Üçüncüsü de bu, tabii bu iki unsur dünya konjonktürüyle birleşince geçen yıl %11 büyüme getirdi. Bu yılda bu gelişmeler, bu ilk 6 ayda %7,5 gibi beklentilerin üzerinde bir büyümenin önemli bir faktörü oldu. Fakat bunun dışında birkaç unsur daha olduğunu düşünüyorum bunlarla alakalı. Türkiye göç alan bir ülke. Savaşla ilintili aldı, savaştan bağımsız aldı. Turizm sektöründe önemli canlanma oldu. Dünyanın önemli turizm merkezlerinden veya en çok turist çeken ülkelerden birisi olmasında etkisi var. Bunların yanında ekonomi politikalarımızda büyümeyi destekleyen bir yapıda. Bunun da etkisi var. Yani faiz indirimlerinin içeride iç talebi canlandırma etkisini gördük. Bu krediyle büyüyen, tasarruf açığı olan bir ülke olduğumuz için krediyle büyüyen de bir ülkeyiz. Verilen krediler görece düşük faizle yatırım ve tüketimi destekledi. Enflasyon öne alınan taleple iç talebi canlı da tuttu. Bu anlamda tabii ihracatçı sektörlere verilen destekler, öne alınan sektörlerin de bu anlamda desteklenmesi de katkı sağladı. Biraz uzun oldu ama birkaç faktörün bir araya geldiği bir yapının sonuçlarını gördük bugüne kadar, son 1,5 yıldır. Evet, şimdi tabii dünya ekonomilerinin durgunluk riskiyle karşı karşıya kaldığı bir süreçte, hatta durgunluğun artık resmen ilan edildiği ekonomiler var. Böylesi bir süreçte Türkiye üretim, istihdam ve büyüme yönündeki seyrinde bayağı bir öne çıkan, olumlu puan toplayan ülke olarak parlıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ile ilgili bir haberimiz var. Onu ekrana taşıyacağız. Sonrasında yorumunuzu rica edeceğim hocam. Ekonomiler yüksek enflasyon ve durgunluk riski kıskacında dedik. Agresif faiz artışlarıyla gündemden düşmeyen bir ülke var: Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bu kapsamda eleştirilerin ta göbeğinde, odağında. Pek çok kurumdan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na uyarı geldi. Gelmeye devam ediyor. Faiz artışlarına son vermesi isteniyor. Ve bu durumun ekonomide durgunluk riskini artıracağına vurgu yapılıyor. ABD Merkez Bankası faiz artırımında hızını alamadı. Çok sayıda ülke faiz yarışına girdi. Faiz artışlarının ardından dünya ekonomisi daralmanın eşiğinde. Birleşmiş Milletler ve IMF bu duruma sessiz kalamadı. Faiz artışını durdurun mesajı verdi. Faiz artışı Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomilerde resesyon riskini de tetikliyor. Uzmanlara göre Fed'in faiz politikasının enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı kalıyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan da resesyon riski uyarısı geldi. Dünya ekonomisinin yaklaşık 1/3'ünü oluşturan ülkelerin bu yıl veya gelecek yıl en az 2 çeyrek art arda daralma yaşayacağının tahmin edildiğini ifade etti. Fed bu yıl faizleri 5 kez artırdı. Haziran ayında 75 baz puanla son 28 yılın en sert faiz artışını yaptı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz artırımında hızını alamadı ve çok sayıda ülke faiz yarışına girdi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Para Fonu, İngilizce yazılışının kısaltılmışıyla IMF, bu duruma sessiz kalamadı. Faiz artışını durdurun mesajını verdi. Türkiye'nin faiz politikası birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bunu da vurgulayalım. Ama şimdi görüyoruz ki bu işin başında yer alan uluslararası kuruluşlar faiz artışını durdurun diyor. Hocam ne dersiniz? Tabii işin birçok boyutu var ama Amerika'da son 40 yılın en yüksek enflasyon noktasına gelindi.
Ve buna karşın Amerika tarihi düşük bir işsizlik seviyesinde. Eski Amerikan merkez bankalarından birisinin, bir başkanın bir sözü vardır. Hani dolar bizim paramız ama dünyanın sorunu diye. Şimdi de aslında Fed'in politikası, para politikası Amerika'nın para politikası ama dünyanın sorunu haline de geliyor. Amerika'da işsizlik 3.7 yüzde. 5,5 milyon işsiz var. 11,5 milyon yeni açılmış iş var. Yani işsizlik ve büyümeyle ilgili Fed'in çok fazla kaygısı yok. Enflasyon öncelikli, sürdürülebilir büyüme için de bu tarafa bastırıyor. Ama tabii söylediğiniz gibi diğer merkez bankaları bu farkı açmamak, Fed'le arasındaki faiz farkını ve kendi enflasyonlarıyla mücadele içinde onları da tetikleyen veya daha fazla faiz artırmaya yol açan bir sorunu da getiriyor. Euro bölgesi. Evet. Amerikan ekonomisi bu küresel yaşanacak yavaşlama, resesyonda en az etkilenmeye aday bölge. Ama dünyanın kalanı daha çok etkilenecek ve bazı ülkeler, bazı bölgelerin kırılganlıklarını da arttıracak. Bu IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler'den gelen uyarılar biraz da bir dünyanın tamamına yönelik de uyarılar diye düşünüyorum ama bir de şu boyutu var işin. Aslında Fed ucu açık bir faiz arttırım sürecine girdi. Yani 2'ye indirene kadar enflasyonu, bunu görene kadar ben devam edeceğim, yüksek tutacağım diyor. Burada bence şu ana kadar yaptığı faiz indirimlerinden ziyade önümüzdeki süreçte yapacağı arttırımlar konusunda biraz frene basması konusunda uyarılar geliyor diye düşünüyorum. Belki orada Fed veya gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyon hedefini 2 değil de 3-4 gibi revize edecekler geçici süre. O zaman enflasyon 4'e 5'e indiğinde faizi daha fazla arttırmak ihtiyacı da duymayacaklar. Gerçekten Fed'in 2'ye çok fazla odaklanmasının dünyada bazı kırılganlıkları arttırma riski var. Uyarılar bu yönde diye düşünüyorum. Fed de muhtemelen bunları, yani doğrudan demese bile, dikkate alacaktır. Çünkü bu bumerang gibi, yani dünyaya bir şey olursa dönüp dolaşıp Amerika'yı da bu etkiler birçok boyuttan. Ama önceliği tabii Amerikan ekonomisi olduğu için şu anda böyle bir adım atıyor. Bence bir süre sonra Fed de biraz enflasyonda iniş olunca yavaşlayacak ama siz de haberinizde verdiniz. IMF Başkanı da söylüyor. Dünya yani bir resesyon dönemine girecek. Süreci ne kadar süreceği herhalde onu çok konuşacağız önümüzdeki dönemde. Ekonomik durgunluk 10-11 yılda bir hep karşımıza çıkıyor yanılmıyorsam, doğru hatırlıyorsam. Özellikle de Amerikan ekonomisi için konuşursak. Şimdi Dünya Bankası burada dünya ekonomisini oluşturan bazı ülkeler en az 2 çeyrek daralacak diyor. Yani 6 ay. Bu lokomotif ekonomiler dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya, doğru mu sıralıyorum bilmiyorum. Doğru tabii. Evet. Avrupa'da birçok ülke aslında, doğru. Şimdi Almanya böyle tarihi bir ekonomide kriz süreciyle karşı karşıya kaldıysa diğer ülkelerin vay haline demekten kendimi alamıyorum. Bundaki etken tümüyle Rusya'nın işgal ve istilasıyla başlayan Ukrayna Savaşı mı, yoksa başka parametrelerde etken oldu mu? Örneğin COVID-19 salgınının dünya ekonomisine darbesini şimdi mi hissetmeye başladık? Valla birçok faktör var görünüyor burada da ama yılın başında %4,5-5 arası dünya ekonomisinin büyümesini tahmin ediyordu örneğin IMF Ocak raporunda. Nisan'da 3.7'ye indi, Temmuz'da 3.2'ye, işte haftaya gelecek raporda da muhtemelen 3'ün altına, 2.5'lara falan inecek. Avrupa'da bundan en fazla etkilenen, aslında savaş önemli bir faktör oldu, onu vurgulamak istiyorum. Çünkü pandemide zaten arz, tedarik, maliyet sorunları varken bu özellikle Avrupa bölgesinde ilave ekstra bir sorun daha yarattı. Ama işin bir boyutu da şu, Avrupa Merkez Bankası da, Amerikan Merkez Bankası da pandemide çok para bastı. Çok genişletici bir para politikası uyguladı. İşsiz olanlara ciddi destekler sağlandı. Yani insanlar pandemide tatile gitmedi, evdeydi,
devletler işsizlere çok ciddi desteklerde bulundu. Yani çalışsalar bundan daha az kazanacaklardı o destekleri topladığımızda. Yani işsiz olmanın getirisi çalışmaktan daha fazla oldu gibi. Evet. Ve harcanacak alan da azaldı. Yani evdesiniz, evdeki eşyaları yenileyeceksiniz, işte varsa bir araba almak isteyeceksiniz falan. Çok ciddi bir talep baskısı da geldi. Yani para politikalarının ve o maliye politikalarının etkisi de var bu enflasyonist baskının gelmesinde. O verilen destekler bir şekilde talebe de dönüşüyor. Ama bunu belki belli eşiği aşması ve daha fazla soruna yol açmasında gerçekten savaşın önemli bir etkisi oldu. Avrupa özellikle enflasyondan çok korkar. Yani Almanya çok büyük bir hiper enflasyon yaşamıştır 1920'lerde. En korktuğu senaryodur. Orası bile veya Avrupa'nın birçok ülkesi bununla karşılaştı. Birçok makro dengesine dikkat etmesine rağmen bütçe ve cari açık, ama özellikle savaşta bütçe tarafı oldukça hasar aldı ve bir nedeni de o oldu gözüküyor, bu yaşanan enflasyon ve bugün gelinen noktanın. 7 ay önce Almanya'nın bütçe fazlasını nasıl değerlendireceğini konuşuyorduk. Şimdi ise Almanya derin bir krize sürükleniyor diyoruz. Bu baskının, bu maliyetin enerji kriziyle ilgisini yorumlamanızı rica etsem. Yani salgın döneminin getirdiği bir baskı, onu anlattınız. Şimdi de enerji krizinin ve de aynı zamanda belki gıda krizinin de yol açacağı çok kaygı verici bir sürece herhalde evriliyor dünya, yerküre. Özellikle de tabii ekonominin motor gücü dediğimiz ülkeler. Yani üretim enerjiyle gerçekleşiyor ve bu enerji kaynakları Avrupa içinde savaş da ortaya koydu ki çok ciddi bir bağımlılık da tablosu var Rusya'ya. Özellikle Doğu Avrupa'nın bazı ülkeleri %50-60 oranında Rus doğal gazına bağımlı görünüyor. Almanlar da %50 civarında yanılmıyorsam. Evet, %50'ydi ama işte önlemlerle falan şu anda bile %35-40 arası bir bağımlılıkları var. Çok büyük bir oran. Dolayısıyla buradaki sorun üretimi aksatan, üretimi durduracak bir risk ve potansiyel taşıyor ki artık o büyük oranda da gerçekleşecek görünüyor. Dolayısıyla bu önemli bir faktör. Yani enerji olmadan üretemiyorsunuz ve o enerji şu anda size istediğiniz gibi gelmiyor. Tabii burada bu enerji maliyetlerinin yüksek olması, enerjinin ulaşılamaması, maliyetinin yüksek olması da enflasyonun önemli bir nedeni oluyor. Alım gücündeki düşüş dönüp dolaşıp talebi etkiliyor. Burada ama bu hafta da gördük, OPEC'te de gördük. Yani dünya özellikle iklim krizi nedeniyle iki unsurdan etkileniyor. Bir, gıda tarafı, üretmek, arz etmek zorlaşıyor. Bunun gıda fiyatlarına bir yansıması var. İki, fosil yakıtların artık azalması gereken bir döneme gidiyoruz. Ama fosil yakıt üretenler de... Frene basıldı şimdi. Evet, onlar da bunu bırakmak istemiyor. Veya fiyatların belli bir oranın altına inmesini istemiyor. Çünkü bir süre sonra gerçekten yerine başka enerjiler gelecek. Jeopolitik dengeleri etkiliyor bu. Ama işin önemli bir nedeni de iklim meselesi gibi görünüyor. Evet. Dolayısıyla bir geçiş, bir yeniden yapılanma, benim çok kullanmayan sıfırlama, büyük sıfırlama denen bir hikaye yaşıyor dünya. Bildiğimiz birçok şeyin değiştiği, değişeceği bir süreçten geçiyoruz. Bu da tabii bütün bu yaşananların bir nedeni gibi gözüküyor. Yani bir mücadele var. Mevcutu korumak isteyenler, değişimi isteyenler, o sıfırlama tabii bu anlamda da bu tür ekonomi ve ekonomi dışı birçok sorunu veya sonucu da karşımıza çıkarıyor. Ve bu bir süre devam edecek gibi de gözüküyor. Hocam son olarak şunu yöneltmek istiyorum, şu soruyu. Şimdi İngilizce yazılışının kısaltılmışıyla hep seslendiriyoruz. OPEC, yani petrol ihraç eden ülkeler. Bu yapının plus dedikleri, artı, OPEC artı ülkeleri bir karar aldı. Ve petrol üretiminde 2 milyon varil daha az üretim. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Öyle bir karar aldılar, şimdi hatırlıyorum. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ni panikletti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu karardan dolayı Kongre'de, Kasım ayında seçim var.
Bu da tabii bir etken herhalde, seçmenlere bir mesaj vermek açısından. Bazı Demokrat Partili üyeler Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çekilmesini talep eden bir karar ya da yasa tasarısını kongreye taşıyorlar. Bu da yeni bir krizin bizi beklediğine işaret eder mi? Evet, olabilir. Yani sonuçta Amerika'nın özellikle bölgede bu tür hareketleri, işte Afganistan'dan Irak'a birçok örnekte de gördük. Bu tür gelişmelerin mutlaka yansımaları oluyor. Tabii ekonomik olarak da zorluk olan bir dönem bu tür riskleri arttırıyor. Ya petrol fiyatının artması gibi bir baskıyla karşı karşıya kalacağız diye hatırlattım bunu. Kesinlikle, evet, doğru. Yani bu enerji tarafı, Amerika burada rezervlerini falan, stoklarını da kullanmayı söylüyor ama bunlar bir yere kadar yeterli olabilecek, arz tarafını dengeleyecek unsurlar. Dolayısıyla petrolde en önemli unsur jeopolitik gelişmeler gibi gözüküyor. Bahsettiğimiz gelişmede bu anlamda arz tarafı veya hani buradaki dünyadaki o talebi karşılamakta yetersiz kalabilecek bir petrol arzı için bir unsur olabilir. O nedenle de fiyatlara baskı yapmaya aday gözüküyor. Yani birkaç kanaldan bir arz, talep azalıyor dünyada. Aslında evet, fiyatların düşmesini bekliyoruz ama gerek yaşanan veya yaşatılan gelişmeler arz tarafını daha fazla aşağı çekiyor ve fiyatlara da yukarı yönlü baskı yapıyor gibi gözüküyor. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam sağ olun, bize zaman ayırdınız. Değerli analizlerinize katkıda bulundunuz. İyi geceler diliyorum, sağ olunuz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi geceler dileriz. Saatlerimiz 23.41. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunuyor. Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'le görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'la, Wallace'ın resmi davetlisi olarak başkent Londra'ya gitmişti. Askeri törenle karşılandı. Bakan Akar, Wallace'la bir araya geldi. İki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma konularıyla güvenlik ve savunma sanayindeki işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanı, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Sevkiyatın hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirlerin de ele alındığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye'de gıda üretim ve tedarik zincirinde sıkıntı olmadığını söyledi. Tahıl koridorundan biz kazançlı çıktık dedi. TRT Haber'e konuk olan Bakan Kirişçi'nin gündeminde tarım sigortası, sözleşmeli üretim ve kent tarımı modeli de vardı. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Bir anda dünya panik oldu. Üretim zincirimizde, tedarik zincirimizde de önemli bir aksaklık olmadı. Aksine ihracatımızı da artırdık. Gıdanın stratejik önemine dikkat çekti. Tahıl koridorunun Türkiye'ye katkısını anlattı. Bugün 271 tane gemi geçmiş oradan, bu tahıl koridorundan. Burada bir transit ticaret var. Ülke olarak biz kazançlı çıktık. İthal ettiğiniz ürünlere olan baskı var. Biz ondan kurtulduk. Petrol de dahil olmak üzere belirli bir rahatlama ve belirli bir gevşeme var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber'e konuk oldu. Üreticilere tarım sigortanızı yaptırın, rahat edin çağrısında bulundu. 16 yıllık sürede 20 milyon poliçe kesildi. 12.8 milyarını kamu olarak biz ödedik. 13 milyar lira sigorta şirketinden vatandaşımız kendi hasarıyla ilgili bu şeyleri, destekleri aldı. Vahit Kirişçi, gelir koruma poliçesiyle çiftçinin kaybının önleneceğini ifade etti. Gündeminde sözleşmeli besicilik de vardı. Mecliste yasalaşmasını arzu ediyoruz dedi. Bazı ürün ve ürün grupları için onlarda sözleşmeli üretimi zorunlu hale getireceğiz. Özellikle çiftçimizi koruyacak
bir takım müeyyidelerimiz olacak. Bakan Kirişçi 1 Ekim'de E-Devlet üzerinden başlayan çiftçi kayıt sistemine 5 günde 104 bin başvuru yapıldığını hatırlattı. Yıl sonunda Tarım Cepte uygulamasının hayata geçirileceğini belirtti. Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmesi beklenen kent tarımı modelinin de yaygınlaştırılması planlanıyor. Kütahya, Simav, Denizli, efendim Aydın Efeler gibi 6 tane ilinizde şu anda bu çalışmalar yürüyor. Peki amacımız ne? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere jeotermal kaynaklarını da devreye sokarak güzel bir üretim yapacağız. Bakan Kirişçi, kadın ve gençleri kırsalda tutmaya yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Balkan ülkeleri liderlerinin doğal gaz tedariki konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediklerini söyledi. Türkiye olarak gaz tedarikinde sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz, dedi. Avrupa şimdi bırakın sanayisi için enerji tedarik etmeyi, kışın ısınmayı ve aydınlatmayı nasıl sağlayacağını düşünüyor. Bakınız yakın zamanda Balkan ülkelerine bir seyahatte bulunduk. Oradaki liderlerin tek gündemi vardı. Acaba biz bu gaz sıkıntısını nasıl aşacağız? Ve Balkan ülkeleri liderlerinin hepsi tek tek Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricacı oldular. Dediler ki Sayın Cumhurbaşkanı, bu gaz konusunda lütfen bize yardımcı olun. Eğer Rusya bize sıkıntı çıkarırsa bizim bu kışı atlatma şansımız yok. Türkiye bir enerji koridoru. Buralardan bize gaz sağlama imkanınız var mı? Bütün bu maddeleri Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptıkları toplantılarda bir numara olarak ön plana çıkardılar. Biz şu an için enerji tedariğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Saat başına kadar reklam molası. TRT Haber'de Gece Bakışı'nın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bir kez daha iyi geceler, bir kez daha merhaba. Ben Fuat Kozluklu. Aynı zamanda TRT Radyo Haber'le ortak yayındayız. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 24'ü. Takvim yaprakları da 7 Ekim 2022 Cuma'yı gösteriyor. Ve Gece Bakışı'nın ikinci dilimine gündemin önemli başlıklarından bazılarını hatırlatarak başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kadıköy'deki Şah Kulu Sultan dergahını ziyaret edecek. Alevi vatandaşlar ve kanaat önderleriyle görüşecek. Buradan video konferansla 11 ile bağlanarak 4 cemevinin açılışını yapacak. 7 cemevinin de temelini atacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarihi bir gün olacak. Bunun altını çizelim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başörtüsüne anayasal güvence için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Pazartesi gününe kadar çalışmayı Cumhurbaşkanımıza sunacağız dedi. Adalet Bakanı Bozdağ teklifi kamuoyundan önce MHP ile de paylaşacaklarını söyledi. Evet, aynı vurguyu yapıyoruz haftalardır. Avrupa'da kış ayları zor geçecek. Kesinlikle. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle pek çok ülkede faturalar ödenemez hale geldi. Belçika'da bazı fırıncılar işletmelerini kapatma kararı aldı. Ekmek üretemeyiz diyorlar. Danimarka'da pek çok aile karavanda yaşamayı tercih ediyor. Avrupa Merkez Bankası ekonomik geleceğe ilişkin iyimser tahminlerin yanıltıcı olabileceğine dikkati çekti ve tüketicilere risk değerlendirmenizi doğru yapın uyarısında bulundu. Evet, bunlar gündemin öne çıkan haberlerinden bazılarıydı. Bunlar daha fazlası için TRT Haber'de Gece Bakışı Maratonu'nun ikinci etabını hemen koşmaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde Suriye'de vardı. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor dedi. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat
Bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması, Suriye'nin gerek kuzeyde doğusunu gerekse tam kuzeyini arındırmalarını hep istiyoruz. Ama şu ana kadar istediğimize ulaştık mı? Hayır, ulaşmadık. Takipçisiyiz, devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum dedi. Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'na ilişkin de bu platformun üyelik sürecimize halel getirmesini asla kabul etmeyeceğimizi vurguladık ifadesini kullandı. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'la da bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Avrupa siyasi topluluğunun kıtamızdaki sorunların ele alınması ve ortak çözümler için zamanlı bir girişim olduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte bu platformu Avrupa Birliği genişleme politikasının bir alternatifi olarak görmediğimizi de ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu platformun üyelik sürecimize halel getirmesini asla kabul etmeyeceğimizi vurguladık. Temel ve öncelikli beklentimiz Avrupa siyasi topluluğunun birlik ile ilişkilerimizi güçlendirmesi ve üyelik sürecimize katkı sağlamasıdır. Avrupa Birliği'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde ve birliğin uluslararası rolünün yeniden tanımlanmasında Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Bu hakikatin Avrupalı dostlarımız tarafından da kabul edilmeye başlandığını gördüm. Türkiye'nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının, dahası bu durumun Avrupa Birliği'nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim. Bu konuda artık daha vizyoner ve stratejik kararların alınması gerektiğine inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerin çıkarlarına ve ihtiraslarına teslim olmadan Türkiye birlik ilişkilerini katılım perspektifi temelinde ilerletmesini bekliyoruz. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısının yapıldığı Çekya'nın başkenti Prag'da Azerbaycan, Ermenistan ve Fransa liderleriyle Avrupa Birliği Konseyi Başkanı dörtlü görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmeye ilişkin barış anlaşmasına varılması açısından oldukça önemli yorumunu yaptı. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantıları kapsamında düzenlenen görüşmeye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı. Dörtlü formatta gerçekleşen toplantının gündeminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi, ateşkes durumunun korunması, barış görüşmeleri, uluslararası ulaşım ve enerji hatlarının açılması gibi konular vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmeyi yavaş yavaş barışa yaklaştığımızı ümit ediyorum sözleriyle değerlendirdi. Bugün tarihi bir gün olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Şahkulu Sultan Dergahı'nı ziyaret edecek. Alevi vatandaşlar ve kanaat önderleriyle görüşecek. Ve oradan video konferansla 11 ile bağlanarak 4 cemevinin açılışını yapacak, 7 cemevinin de temelini atacak. İnşallah önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemevi ziyaretlerinin ikincisini İstanbul Kadıköy'deki Şahkulu Sultan Dergahı'na yapacak. Cuma namazının ardından dergaha gidecek. Burada Alevi vatandaşlar ve kanaat önderleriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı törende 11 ildeki cemevine de video konferans yöntemiyle bağlanacak. 4 cemevinin açılışını yapacak. 7'sinin de temelini atacak, vatandaşlara hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir önceki ziyaretini Ağustos ayında cemevlerine yönelik saldırılar sonrasında Ankara'da bulunan Hüseyin Gazi Cemevi'ne gerçekleştirmişti. Hükümetin Alevilerin taleplerine yönelik çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar 58 ilde 1585 cemevi ziyaret edildi, talepler dinlendi. Muharrem ayında Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaretlerini sürdürecek. Peki, bugüne kadar Alevilere yönelik hangi adımlar atıldı? TRT Haber muhabiri Duygu Özdemir'in dosya haberini kameraman İhsan Kırkbeşoğlu görüntüledi. Arka arkaya gerçekleşen ziyaretler, birlikte edilen dualar, karşılanan talepler. Dergah-ı İzzet-i Âlâ'da nur-u semavat ola. Hükümetin Alevilere yönelik çalışmaları devam ediyor. Ona dost ve ümmet olan herkesi sevmekte vardır. Bugüne kadar 58 ilde 1585 cemevi ziyaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Muharrem ayı içinde gerçekleştirdi cemevi ziyaretini. Öncesinde de Alevilerin talepleri dinlendi, notlar alındı. 8741 talebin 5603'ü sonuçlandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek bir çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecek. Yerinde, alanında sorunları dinlemek, ona göre çözüm üretmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ve olumlu bir gelişme, öncekiler gibi değil yani. Gerçekçi görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerini Ankara'da bazı cemevi ve derneklere yönelik saldırının ardından gerçekleştirdi. Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı. Cumhurbaşkanı 14 Ağustos'ta da Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. yıl dönümünü anma programındaydı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız. Başlatılan çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı da ziyaretlerini sürdürecek. Erdoğan'ın cemevi ziyaretlerinin ikincisini 7 Ekim Cuma günü İstanbul Kadıköy'deki Şah Kulu Sultan dergahına yapması planlanıyor. Şah Kulu çok önemli bir mekan, önemli bir dergah. Orayı seçmesi çok olumlu, çok güzel bana göre. Ve bu şeylerin devam etmesinden de tabii mutluluk duyuyoruz. Erdoğan, Türbeyevi ve Cemevi'ni ziyaret edecek. Ziyaretin ardından konferans salonunda tören yapılacak. Törende Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli'de yeni cemevlerinin temeli atılacak. Ankara, Elazığ, Erzurum ve Erzincan'da da yapımı tamamlanan ve yenilenen cemevleri ibadete açılacak. İhtiyaca göre yapmak, bunu belli bir plan dahilinde yapmak çok doğru olur. İnsanlar kendi şeylerini kendiler yapsın gibi gecekondu misali merdiven altı cemevleri türer. Mimarisine, o kültüre uygun şeyler yapılırsa daha güzel olur bana göre. Bu anlamda iyidir şeyin, devletin cemev açması. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik beraberlik mesajlarını bu kez İstanbul'daki törende verecek. Alevi vatandaşlara yönelik şimdiye kadar bazı düzenlemeler hayata geçti ve yeni adımlar da atılacak. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlarda. Peki Alevi dedeleri ne bekliyor, neler bekliyor? Olası adımlarla ilgili ne düşünüyor? Yanıt haberimizde. Yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz.
Alevi vatandaşlara yönelik yeni adımlar atılacak. Gözler yapılacak düzenleme ve verilecek mesajlarda. Sadece bu hükümetin sorunu değil, daha önceki hükümetler döneminde de bu sorunların çözülmediğini biliyoruz. Ama şimdi görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar bir adım attı. Cumhurbaşkanı da bu anlamda cemevlerini de ziyaret oldu. Bu hiçbir şekilde yani arka plandaki şeyine bakmadan olumlu bir ziyaret. Çünkü toplumda biriken ön yargıları önüne geçen olumlu bir hareketti. Bugüne kadar birçok ilde cemevleri ziyaret edildi. Alevi vatandaşların sorunları dinlendi. Milli birlik ve beraberlik çalışması kapsamında bazı adımlar atıldı. Alevi dedeleri verilecek yeni mesajlarla beklentilerin karşılanabileceğini düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü grup toplantısında yapmış olduğu açıklamayı gerçekten bizi biraz heyecanlandırdı Alevi toplumu olarak. 30 seneden beri bu işin içerisinde olan Alevi kurumları var. Bunları muhatap kabul etmeleri gerekiyor ve hükümetle aynı masaya oturtmaları gerekiyor. Birlikte karar verilirse toplumda dediğim gibi ön yargıların ortadan kaldırılması amacıyla son derece olumlu bir adım olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'daki G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde mevkidaşlarına seslendi. Türkiye'nin tahıl sevkiyatı konusunda sürdürdüğü etkin diplomasiye dikkati çekti. Tahıl koridorunun devamı tüm dünyanın yararına dedi. Endonezya'da bulunan Fethullahçı terör örgütü iltisaklı okulları hatırlatan Şentop, FETÖ'yle mücadelede işbirliği çağrısı yaptı. Başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyanın birçok ülkesi için bu bölgeden gelecek tahılın hayati önem taşıdığını biliyoruz. Bu sebeple acil olarak çözülmesi gereken bu sorun karşısında Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün gayretleriyle, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası ortaklarımızın da destekleriyle, Rusya ve Ukrayna'nın da makul yaklaşımıyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl krizinin çözülmesinde Türkiye'nin çabasını anlattı. Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının tüm dünyanın yararına olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Endonezya'daki zirvede efektif parlamento ve etkili demokrasi başlığı kapsamındaki oturumda düzenlendi. Mustafa Şentop konuşmasında toplumsal eşitsizliğe, kutuplaşmalara, dezenformasyona dikkat çekti. Demokrasiyi işaret etti. Demokrasilerimizin içinde bulunduğu bu sorunların bir numaralı muhatabı ve bu sorunların üstesinden gelebilecek birinci aktör temsilcileri olduğumuz parlamentolardır. Yani bizleriz. Parlamentoların küresel güçler ve değişimlere çok hızlı bir şekilde uyum sağlamaları gerekiyor. Mustafa Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile de görüştü. Görüşmenin gündeminde Endonezya'da eğitim kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı 11 okul vardı. Bu okulların Türk Maarif Vakfı'na devredilmesiyle ilgili işbirliği çağrısı yaptı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvence için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Pazartesi gününe kadar çalışmayı Cumhurbaşkanımıza sunacağız dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, teklifin kamuoyundan önce Milliyetçi Hareket Partisi ile de paylaşılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün grupta yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği bir düzenlemeyi nasıl yapabiliriz, nerede yapabiliriz bunu enine boyuna tartıştık. Bugün biz bir hazırlık yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar başladı. Başörtüsünü anayasal güvenceye kavuşturacak düzenleme için ilk toplantı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıya AK Parti'nin hukukçu genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri ve meclis komisyon başkanları da katıldı. Takvimlendirme kısmı ayrı ama bizim çalışmalarımızı biz pazartesiye kadar netleştirip Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz. Bakan Bozdağ, teklifin bir ya da birkaç maddeden oluşabileceğini söyledi. Hazırlanan metin ittifak ortağı MHP ile de paylaşılacak. Ortak teklif olarak meclis başkanlığına sunulacak. İnşallah yakında son metni Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır. Şu anda çalışıyoruz. Tek maddede olabilir, birkaç maddede olabilir. Biz teklifimizi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak parlamentoya sunacağız. Bozdağ, CHP'nin başörtüsüyle ilgili yasa teklifini de değerlendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oy devşirme çabasında olduğunu söyledi, teklifi samimi bulmadıklarını belirtti. Sayın Kılıçdaroğlu da seçime dönük stratejik bir adım atıyor. Yani endişeli olanların, korkuları olanların korkularını gidermeye dönük bir adım olarak görüyorum. Burada oy hesabı, seçim hesabı çok net gözüküyor bir defa. Samimi bir yaklaşım olarak ben bunu görmediğimi ifade ettim. Stratejik, taktik seçime dönük bir adım olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne başörtüsüyle ilgili anayasal düzenleme teklifi siyaset kulislerini hareketlendirdi ve gözler altılı masaya çevrildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in değerlendirmesini teklif meclise sunulduğunda yapması bekleniyor. Saadet Partisi kulislerinden de başörtüsü konusunda işbirliği önemli değerlendirmesi geldi. Altılı masada genel eğilim anayasa değişiklik taslağının içeriğine bakılması yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kanun teklifi vereceği sözlerine cevap verdi. Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım çağrısında bulundu. CHP lideri teklife olumlu yaklaşmazken Cumhurbaşkanı'nın hamlesi altılı masanın diğer partilerinde yankı uyandırdı. Parti kulislerinden farklı yorumlar yükseldi. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın teklifine yönelik değerlendirmesini teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunda yapacak. Partinin hukukçu kurmayları teklif meclise geldikten sonra üzerinde çalışıp konuyu teknik yönden inceleyecek. İYİ Partili kaynaklar süreci kazanılmış hakların hukuken güvence altına alınması için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Ancak anayasal düzenlemede sonuca ulaşmak daha önemli vurgusu yaptı. Saadet Partisi kurmayları ise başörtüsü konusunda işbirliği çağrısının önemli olduğunu vurguladı. AK Parti'nin yıllardır yürüttüğü başörtüsü mücadelesi çok kıymetli ifadelerini kullandı. CHP liderinin teklifiyle ilgili de tarihsel sürece dikkat çekildi. Başörtüsü meselesinde CHP'nin geçmişteki karnesini düzeltmeye çalıştığı yorumu yapıldı. Deva Partililer Erdoğan'ın çağrısına sessiz kalırken Kılıçdaroğlu'nun çıkışını parti stratejisi olarak değerlendirdi. Demokrat Parti kaynakları ise önce anayasal düzenleme teklifinin içeriğini somut olarak görmek istediklerini belirtti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü teklifi hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na tepkisini insanları ayrıştırma, ufak hesaplarla rant elde etmeye çalışma sözleriyle ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin böyle bir sorunu yok ama neden bunu yapıyor? Siyasi kompleksiyle yapıyor. Bu siyasi kompleksi ne yazık ki terk edemedi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kompleksini aş artık. İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma. Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma. Dezenformasyonla mücadele teklifinin 14 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmelerine gelecek hafta devam edilecek. Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki sosyal medya teklifiyle yalan ve yanıltıcı haberlerin kasıtlı olarak yayılması suç kapsamını alınıyor. Buna göre halk arasında panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgi yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak. Bir paylaşımın gerçeğe aykırı olup olmadığına mahkemeler karar verecek. İnternet medyası ile ilgili düzenlemelerin de yer aldığı teklif 40 maddeden oluşuyor. Genel kurulda şu ana kadar teklifin 14 maddesi kabul edildi. Teklifin görüşmelerine gelecek hafta devam edilecek. Türkiye'nin 37 ülkedeki büyükelçiliğiyle 4 daimi temsilciliğinde görev yapacak isimler dün belli oldu. 4 yılın ardından İsrail'e büyükelçi olarak Şakir Özkan Torunlar atandı. Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni bir dönem başladı. 4 yıl aradan sonra Türkiye İsrail'e büyükelçi atadı. Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu.
Torunlar 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti. Türkiye'nin 37 ülkedeki büyükelçiliği ile 4 daimi temsilciliğinde görev yapacak isimler belli oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra yeni büyükelçilere görev yerlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'ne atandı. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ne Bakanlık Özel Müşaviri Koray Ertaş atandı. Selçuk Ünal Lahey, Çağatay Erciyes Atina, Murat Karagöz Lisbon ve Sevra Kaleli Lima Büyükelçisi oldu. Metin Feyzioğlu ise Lefkoşa Büyükelçisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne atandı. Yeni büyükelçiler için görev yapacakları ülkelerden agreman istenecek. Agremanları alınan büyükelçilerin atamaları kararnamenin resmi gazetede yayımlanmasıyla gerçekleşecek. Saatlerimiz 00.24'ü gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı Avrupa'nın bir numaralı gündemiyle ve bir numaralı gündem olmaya da devam edecek bir konuyla devam ediyor. Avrupa'da kış zor geçecek. Hem de çok ama çok zor, tahmin edemeyeceğimiz kadar zor geçecek. Zira enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle pek çok ülkede faturalar ödenemez hale geldi. Avrupa'nın kalbine çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Brüksel'den Mustafa Seçen, bu krizin nedenli öngörülemeyecek ama ciddi bir kriz olduğunu ilk söyleyen isimlerden birisi. Çekya'da okullarda battaniye dağıtıldı. Ben battaniye ve içlik esprisi yapıyorum zannediyordu herkes ama bu işi böyle 2-3 ay önceden işte İlhan Atasoy'la seninle bağlantılarımızda hep şey diyordum ben. Hatırlarsan yani Siirt battaniyesi diyordum ama sizin memleketin battaniyesi de ünlüymüş, sonradan öğrendim. Beni bağışla ve götürdüğünü de öğrendim oraya. Yani battaniye, işte içlik pantolonun altına, ne bileyim atletin üstüne, yani espri olmaktan çıktı artık. Çekya'da okullarda battaniye dağıtıldığını biliyoruz. Almanya'da benzer bir tablo söz konusu, satışa yetiştiremediklerini söylüyor birçok Avrupa'daki satıcılar. Battaniye ve işte içlik falan gibi böyle yün çorap. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacaklarının işareti var şu an itibariyle Mustafa? Fuat Kozluklu, hatırlanacağı gibi Belçika'da restoran ve kafelerin mum ışığında servis verdiği haberini vermiştik. Bu hafta yeni gelişmeler var. Zira artık fırınlar da üretimi durduracak hale gelmiş durumda. Belçika'da bugün fırınları gezmiştik ve bazı faturalar gösterdiler bize ve geçen seneye göre elektrik ve enerji faturalarının tam 8 kata yakın artış sergilediğini söylüyorlar ve hatta elimizde bir istatistik var. 10 fırından birisi kapanacak. Tabii ekmekleri, ürettikleri mamullere zam yapmak da kurtarmıyor çünkü faturalar o kadar yükselmiş durumda ki fırınlar çok zor günler geçiriyor ve hükümetten acil yardım beklediği taleplerini de iletmiş oldular bu anlamda. Şimdi diğer yandan Danimarka'ya bakıldığında hayli enteresan bir tablo yaşanıyor. Danimarka'da bazı aileler evlerindeki elektrik faturalarının çok yükselmiş olmasından dolayı evlerini terk edip karavanlarına yerleşip karavanlarında yaşamaya karar vermiş aileler olduğuna dair bugün TRT Haber ekranlarında haberimizi getirmiştik. Öte yandan yine Yunanistan'a bakıldığında orada da elektrik faturaları 3 kat 4 kat artmış durumda ve tabii Yunanistan Kuzey Avrupa ülkelerine göre nispeten daha şanslı çünkü güneş daha çok alıyor ve güneş enerjisine yönelmiş durumda insanlar, elektrik ihtiyacını güneş enerjisi kurarak gider verme yoluna seçilmiş Yunanistan'da. Şimdi geçen haftalarda hatırlanacağı gibi Eiffel Kulesi'nin artık ışıklarının Fransa'da, Paris'te erken söndürüleceğine ilişkin haberlerimizde vermiştik ama tabii bu işin biraz daha romantik tarafı, yani Eiffel Kulesi'nin güzelliğini ışıklarla birlikte artık insanlar görmeyecek. Fakat Fransa'da insanların hayatı direkt olarak etkilenmiş durumda çünkü bir açıklama var. Fransa'da elektrik altyapısından sorumlu kuruluş Enedis bir açıklama
açıklama yaptı ve sıcak su tanklarının belirli saatlerde elektriğini kesilebileceğini belirtti ve 4 milyondan fazla haneyi kapsayacak, yani günün belli saatlerinde 4 milyondan fazla hanenin sıcak suyunun kesileceğine yönelik bir karar alınmış durumda Fransa'da. Ve yine telekomünikasyon firması Orange şöyle bir açıklama yapmıştı: evden çıktığınız zaman modemlerinizin ışıklarını kapatın, zira artık tasarruf yoluna gidiyoruz şeklinde açıklamalar olmuştu. Yine Fransa'da cumartesi günleri devam eden, öğrencilere yönelik devam eden eğitimlerinde iptal edildiği haberleri yer aldı ve kaloriferlerin de kapatılması üzerine Fransa'da öğrencilere polarlar dağıtılmaya başlandı. Şimdi bugün Çekya'da, Prag'da malumunuz önemli bir zirve vardı. Orada da hava sıcaklıkları 10 derece birden düşmüştü. Ve orada da bazı görüntüler medyaya yansıdı, sosyal medyaya yansıdı. Okulun birinde ısıtıcılar yanmadığı için öğrencilere battaniye dağıtmışlar. Adeta böyle 2. Dünya Savaşı şartlarında gibi Avrupa. Öğrencilere battaniyeler dağıtılarak ısınması sağlanıyor. Bu anlamda bakıldığında hatırlanacağı gibi Almanya'da da Thüringen Eyalet Meclisi'nde geçtiğimiz haftalarda ısıtıcılar kapalı olduğu için milletvekillerine dahi battaniyeler dağıtılmıştı. Bilmiyorum Siirt'ten mi geldi yoksa Nevşehir'den mi geldi, ondan çok emin değilim ama milletvekilleri de battaniyelerle bu anlamda ısınmaya başlamıştı. Şimdi son olarak şu notumu da aktarmak istiyorum. Avrupa Merkez Bankası'nın çok hayati bir uyarısı var, bir açıklaması var. Der ki risk değerlendirmenizi doğru yapın kış gelmeden diyor Avrupa Merkez Bankası ve şöyle devam ediyor: Avrupa'nın ekonomik geleceğine ilişkin iyimser tahminlerin yanıltıcı olabileceğini belirtiyor. Bankalar verdikleri kredileri tahsil edemeyebilir, devletlerin salgın sürecindeki gibi kurtarma paketine de gücü yetmeyebilir şeklinde Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılmış çok çarpıcı bir açıklama var. Toparlayacak olursak Fuat Kozluklu, zaten ekonomistler Avrupa için ciddi bir resesyon riskinden bahsediyordu. Hatta işte çok büyük işletmeler, demir çelik fabrikalarının kapandığı, bunların Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınacağı yönünde de bazı haberler gelmeye başladı. Evet, Avrupa'da kış sert geçmeye başladı. İşte yayınlarımızda sürekli anlatıyorduk yazdan bu yana ve korkulan oldu, felaket senaryoları gerçekleşti. Okullarda, parlamentoda dahi artık battaniyeler dağıtılmaya başladı diyelim ve sözü yeniden Brüksel'den stüdyoya bırakalım. Evet. Almanya'da şöminelerde yakılan odunun fiyatı da arttığı için ormanlardan hırsızlık başladığı yönünde bir haber de vardı. Bunu da belirtelim ve bir son dakika bilgisini hemen paylaşalım. Evet, battaniyeler Nevşehir'denmiş. Mustafa Seçen, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz. İyi geceler diliyoruz ve Amerika var sırada. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden petrol ihraç eden ülkeler bir karar aldı diye öfkelendi. İngilizce yazılışın kısaltılmışıyla OPEC'ten söz ediyoruz. Petrol ihraç eden ülkelerin üretimi azaltması kararına ilişkin hayal kırıklığına uğradım yorumunu yaptı. Ve Amerika Birleşik Devletleri şimdi OPEC'in bu kararını konuşuyor. Tuna Şanlı Washington'dan karşımızda. Kaçıncı yüzyıldayız? 21. yüzyıldayız. Allah'tan küfretmemiş Joe Biden. 21. yüzyıl, tabii doğru. Bazen işte ben de Biden'ın peşine takılırsam, onu dinlersem böyle oluyor. O da hatırlayamadı kaçıncı yüzyılda olduğumuzu. Bu arada küfürler falan da gırla gitmiş Florida'da belediye başkanıyla. Görüşmesi sırasında unutmuş mikrofonların açık olduğunu. Çok sakıncalı bir durum. Dikkat etmemiz gerekiyor hepimizin ama biz öyle bir ağza sahip değiliz. Joe Biden daha önce de gazetecilere küfretmişti hatırladığım kadarıyla. Şimdi petrol ihraç eden ülkelerin bu kararı sonrasında Kongre'de bir takım adımların olduğunu bize bildirmiştin yayın öncesinde. Askerlerimizi çekelim Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden falan diyorlar bazı kongre üyeleri. Nedir tepkiler Tuna Şanlı? Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC günlük üretimi kısacağına dair bir açıklama yapınca, hele ki bu kısma pandeminin başından bu yana en yüksek orandaki azaltma olunca Washington'da çok büyük yankılandı. Hem Beyaz Saray'dan hem de
Başkan Biden'dan açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü'nden de açıklama var. Ayrıca Amerikan kamuoyunda da bugün yalnız bu konu konuşuldu diyebilirim çoğunlukla. Ve özellikle birbiri ardına Biden'ı eleştiren açıklamalar, yorumlar da var. Ve Biden'ın özellikle Muhammed Bin Selman'a taviz verdiği ve Suudi Arabistan'dan eli boş döndüğü şeklinde yorumlanıyor bu. Şimdi biliyorsun önceki başkanlardan George Bush'un 2005 yılında söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri petrole bağımlıdır. Ve bunu da çoğunlukla ithal eder. İşte bu yüzden petrolle ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in günlük petrol üretimini azaltacağı yönündeki açıklaması burada bu sebeple büyük yankı uyandırdı. Biden'a bu konu soruldu ve büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi. OPEC'in bu kararından dolayı Amerikan basınında ise hem muhafazakar kesimin yayın organları hem de Biden'a yakın diyebileceğimiz liberal kesimin yayın organları Suudi Arabistan'da yumruk tokuşturduğu Muhammed Bin Selman'ın bir tokat attığını söyledi. Yani bu şekilde yorumlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biden'ın özellikle Suudi Arabistan ziyaretinde Muhammed Bin Selman'la yumruk tokuşturmasından sonra Suudi Arabistan'ın bir tokat attığını ve OPEC'in günlük üretimi kısmasında Amerika Birleşik Devletleri'ni bu noktada çok olumsuz etkileyeceğini belirtiyor yorumcular. Ve özellikle bu yorumda Biden'a getirilen eleştiriler, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesinden, Suudi Arabistan konsolosunda öldürülmesinden sonra Biden yönetiminin Muhammed Bin Selman'la görüşmeyeceği ve Biden yalnız kralla görüşür diyerek Muhammed Bin Selman'ı tanımadığına dair açıklamalar hatırlatıldı ve basında. Ve bu seyahatin aslında Biden'ın bu açıklamalarına rağmen gerçekleşmiş olmasının da büyük bir taviz olduğu ve seyahatin yani Temmuz ayında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği seyahatinde asıl amacının petrol olduğu yorumları yapılıyor. Ve buna karşın bu tavizi vermesine karşın da OPEC'in bu son açıklamasıyla birlikte Suudi Arabistan'dan elinin boş döndüğünün anlaşıldığı yorumları yapılıyor. Bugünkü Beyaz Saray bahçesinde kısa ayaküstü bizlerle yaptığı konuşmada Biden'a şu soru da soruldu ABC muhabiri tarafından. Suudi Arabistan'a Temmuz'da gerçekleştirdiğiniz ziyaretten şimdi üzgün müsünüz sorusu soruldu. Biden o ziyaret petrolle ilgili değildi dedi. Çok tartışmalı bir cevap bu. Zaten Amerikan basını bu cevabın gerçeği yansıtmadığını, o ziyaretin asıl amacının petrol üretimini artırması konusunda Suudi Arabistan'a baskıda bulunmak olduğunu belirtti. Biliyoruz ki geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde ne zaman benzin fiyatı artsa başkanlar mutlaka Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirir. Biden'ın Muhammed Bin Selman ile ilgili söylediği o sert sözlere karşın Suudi Arabistan'a Temmuz ayında gerçekleştirdiği ziyaretinde bir işe yaramadığı Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda bu şekilde dile getirildi. OPEC kararının gelecekte de ülke çapında özellikle benzin fiyatlarını artırabileceği belirtiliyor. Peki bundan sonra Biden'ın nasıl adımlar atmasını bekliyoruz? Öncelikle stratejik rezervden 10 milyon varil piyasaya petrol süreceğini açıkladı Biden ama bu kısa süre nefes aldıracak. Bir de alternatif ülkeler konusu var. Başta Venezuela olmak üzere başka alternatif ülkelere yönelebileceklerini belirtti Birleşik Devletler Başkanı Biden. Ama bu konuda da pek iyimser bir tablo yok Amerikan basınının yaptığı yorumlara göre. Senin de söylediğin örneği hatırlatacak olursak son olarak Amerikan Kongresi'nde bazı milletvekilleri ve senatörler derhal Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile askeri ortaklıkların azaltılması, askerlerin ve füze savunma sistemlerinin çekilmesi, bu yolla OPEC'in bu kararına tepki verilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapıyorlar. Özellikle özetle OPEC'in almış olduğu bu karar Amerika Birleşik Devletleri'nde yankılandı ve çok da rahatsız özellikle Amerikan Kongresi ve siyasi çevreler ve kamuoyu. Fuat Kozluklu. Ajda Pekkan'ın 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasında bir parçası vardı. Aman petrol diye. Herhalde İngilizce çevirirse Amerikan televizyon kanallarında yayınlanır diye düşünüyorum ya da Avrupa'da. Joe Biden evet petrol için gitmedim dedi. Sanki orada deve güreşi izlemeye gitti ya da çölde safariye. Suudi Arabistan'a gidiyorsa kesin ve kesin petroldür. Nokta. Ama çark etti şimdi gördüğümüz gibi. Tuna Şanlı çok çok teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz. Aman petrol, canım petrol. Ajda Pekkan'ın şarkısıydı. Kuzey akım doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların ardından İsveç ve Danimarka'da başlatılan soruşturmalar devam ediyor. İsveç'teki soruşturmaya dair yapılan açıklamada
sabotaj şüphesinin güçlendiği ifade edildi. Kremlin de Rusya'nın soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Kuzey yakın boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili tartışma devam ediyor. Konuya ilişkin İsveç'in başlattığı soruşturmada sabotaj ihtimaline dikkat çekildi. Sabotaj şüphesini artıran kanıtlara ulaşıldığı vurgulandı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, sızıntı Prag'daki liderler zirvesinde ele alınacak açıklaması yaptı. Danimarka'da münhasır ekonomik bölgesinde meydana gelen sızıntılarla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Rusya'dan da kuzey yakındaki sızıntılarla ilgili açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, soruşturmanın Rusya'nın katılımı olmadan devam etmesinin düşünülemeyeceğini belirtti. Danimarka'yı suçladı. Rusya'yı soruşturmaya dahil etme konusundaki isteksizliği, Danimarka'nın suçluları bildiğini gösteriyor ifadesini kullandı. Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı meydana gelmiş, iki ülkede sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. NATO ve Avrupa Birliği de boru hatlarındaki gaz sızıntılarında sabotaj ihtimaline işaret etmişti. Saatlerimiz 00.39'u gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT1'de yayınlanan Alişan'la Hayata Gülümse adlı programa konuk oldu. Uyuşturucuyla mücadelede yapılanları anlattı. Bakan Soylu önümüzdeki ay büyük bir operasyona hazırlandıklarını söyledi ve bunu Türkiye ilk kez duyacak diye de vurguladı. Terörle mücadeleye de değindi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Türkiye'de 120'nin altında terörist kaldığını hatırlattı. Bulundukları yerlerde annelerine megafonlarla çağrı yaptırıyoruz dedi. Türkiye mesela bu tip operasyonu ilk kez duyacak. Yani yine uyuşturucuyla ilgili. Devletin takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman oradan bir daha satıcının çıkabilme ihtimali zordur. Biz bunlara projeli operasyonlar diyoruz. Bir şebekeyi çözmemiz lazım. Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdi. Önümüzdeki ay içinde yapılacak büyük bir operasyonun sinyalini verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT1'de yayımlanan Alişan'la Hayata Gülümse programına katıldı. Terör ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları anlattı. Bakan Soylu, terör örgütü PKK ile topyekün mücadele ettiklerini söyledi. Amaçlarının terörü sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için, madem biliyorsunuz niye almıyorsunuz? Çok ufak bir lokalde, çok ufak bir alanda yüzlerce mağaranın olduğu coğrafya tasavvur edin. Biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Annelerinin ve babalarının çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını onlara atıyoruz. Bazen annelerini getiriyor, oralarda bulundukları yerlerde megafonlarla seslendirme yaptırıyoruz. Bakan Soylu, Avrupa uyuşturucu piyasasını PKK'nın yönettiğini ve bu yıl 90 milyon ton kök kenevir ele geçirdiklerini söyledi. Kocaeli'de kamuya açık alanlarda zarar verildiği için bozulan yürüyen merdiven ve asansörler için yeni çalışma yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi merdiven ve asansörleri de şiddete karşı korumalı şekilde üretmeye başladı. Kocaeli'de tahrip edilen yürüyen merdiven ve asansörlerin korunması için adım atılıyor. Bu manzaraları en aza indirmek için yürüyen merdiven ve asansörler daha dayanıklı malzemelerden üretilecek. Tamamen bilinçsiz kullanmaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Gençlerin yani bilerek veya bilmeyerek asansöre zarar verdiklerini düşünüyorum. Birçok kent için sıkıntı oluşturan sorunlardan biri de üst geçit asansörleri ve yürüyen merdivenlerine zarar verilmesi ve bu sebeple pek çoğunun çalışmaması. Kocaeli'de inşa edilen üst geçitlere ait asansör ve yürüyen merdivenler de özellikle kamu malına zarar verebileceklerin etkisinden korunabilmesi için mukavemeti güçlü malzemelerden üretiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent vandallarına karşı önlemlerini artırdı. Vandallığa karşı özellikle nerelerden darbe aldıysak aslında oralara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Özellikle asansör kapılarında çelik parçaları darbelere karşı daha güçlendirilmiş. Butonlarda sıkıntı yaşıyoruz. Onlarda da plastik kısımları az kullanarak daha çok çelik kaplama yaparak yumruk ve tekmelere karşı korumaya çalışıyoruz.
yenilenecek asansörlerin ihale şartnamelerinde anti-vandalizm özellikler dikkat çekiyor. Kocaeli'de 150 asansör ve yürüyen merdivenli üst geçit bulunuyor. İstanbul'da yasa dışı organ nakli organize eden şebekenin planını polis ekipleri bozdu. 12 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarına ve güvenlik kamerası kayıtlarına da TRT Haber ulaştı. Şebeke sahte evrak düzenlemek yerine gerçek pasaportlarla farklı ülkelerden kişileri akraba gibi göstermiş. Şebekenin yasa dışı organ ticaretini nasıl gerçekleştirdiği ve operasyonun detaylarına Büşra Çelik ulaştı. Önce yurt dışındaki şebeke üyeleri böbrek arayan hastaları buldu. Ardından Türkiye'deki çete lideri devreye girdi. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özel bir hastanede yapılması planlanan organ ticaretini deşifre etti. 12 kişinin yakalandığı operasyonun detayları ise dikkat çekiciydi. Şebeke lideri ve üyeleri 2021 yılında organ ticareti yapmaktan tutuklanmıştı. 7 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldular ama organ ticareti yapmaktan vazgeçmediler, fakat bu kez de yöntemlerini değiştirdiler. Organ şebekesi sahte evrak düzenlemek yerine orijinal pasaportları kullandı. Organ verecek kişiler hasta yakınlarının yerine geçti. Hastaneye başvuru belgeleri gerçek ama hasta yakınları sahteydi. Şebeke polis takibine girmemek için de önlem aldı. Pasaportların sahipleri de Türkiye'ye getirildi. Umman'dan kardeşiyle gelen hastaya sanki kardeşinden böbrek nakledilecekmiş gibi gösterildi. Asıl böbrek vericisi ise Ürdün'den getirildi. Organ pazarlığında şebeke liderine 35 bin dolar, böbrek vericisine ise 12 bin dolar verilmesi kararlaştırıldı. Şebekenin tercümanı hastaların her adımında yanındaydı. Hastane görevlisi pasaporttaki görselle organ verecek kişinin görüntüsünün uyuşmadığını söylediğinde obezite ameliyatından sonra değişti cevabı verildi. Filistin'den gelen bir hastaysa Tunuslu bir kadınla evli gibi gösterildi. İkinci organ ticaretinin bedeli ise 50 bin dolardı. Tüm bu pazarlıklar polis ekiplerinin takibindeydi. Şüpheliler hastanede düzenlenen operasyonla nakil öncesinde yakalandı. Şebekenin elebaşı ise 22 saat sonra Sakarya'da gözaltına alındı. Yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. 2 hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Lise eğitimine hiç başlamamış ya da ara vermiş kadınlar için başlatılan Nerede Kalmıştık adlı proje tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen projeyle bir sene içinde 21.176 kadın açık lise eğitimine başladı. Yeni dönem başvuruları için Emine Erdoğan sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Açık öğretim liseleri için son kayıt tarihinin 14 Ekim olduğunu hatırlattı. Bir sene önce tohumları atıldı. Lise eğitimine ara veren kadınlar Nerede Kalmıştık projesiyle yeniden okullu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen projeden şimdiye kadar 21.176 kadın faydalandı. Emine Erdoğan eğitim seferberliğinin ikinci yılında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız. Sadece nerede kalmıştık deyin, gelin birlikte devam edelim. Eğitim azminize ve kendinize inanın ifadelerini kullandı. Açık öğretim liseleri için son kayıt tarihinin 14 Ekim olduğunu hatırlattı. Bu projede amacımız, biliyorsunuz, lise eğitimini yarım bırakmış kadınların lise eğitimini tamamlamaları için bir şansları, bir fırsatları daha olduğunu onlara hatırlatmaktı. Geçtiğimiz yıl 29 Eylül'de başlatmıştık ve kayıtların son haftalarıydı. Buna rağmen 21.176 kadın geçtiğimiz yıl yeniden liseye hayatına başladı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, eğitim hakkından mahrum kalan kadınlara seslendi. Hem eğitimi
yani geçen yıl kayıt yaptırmış eğitimine devam edenlere, hem de hiç bu sürece başlamamış, liseyi terk etmek zorunda kalmış ya da hiç liseye başlayamamış arkadaşlarımıza, kadınlara, 20 yaş üstü kadınlara buradan çağrı yapalım. Hem online yapabilirler bu başvurularını, hem de en yakın Milli Eğitim Müdürlüklerine, ilçe ya da il Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek yapabilirler. Türkiye'nin kadavradan rahim nakli olan ikinci kişisi Havva Erdem, 14 ay sonra bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı. Anne ve bebeğin sağlık durumları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sıkı şekilde takip ediliyor. Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumları çok şükür oldukça iyi. 40 kişilik ekip 8,5 saatte kadavradan nakil yapmış, Türkiye'nin ikinci rahim nakline başarıya ulaşılmıştı. Havva Erdem geçen yıl Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde rahim nakli olmuştu. Süreç zarfında anne gebe kaldı ve 14 ay sonra bebeğini sağlıklı şekilde dünyaya getirdi. Geldi. 29 haftalık ve 1720 gram olarak doğan bebek yeni doğan yoğun bakımında takip ediliyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Özdenen Özkan hem bebeği hem de anneyi ziyaret etti. Bebek doğumun ardından bir haftayı geride bıraktı. Tedbir amaçlı solunum cihazına bağlanan bebek artık kendi başına nefes alıp verebiliyor. Hastanede sıkı takipte sürüyor. Doktorlar uygun gördüğü zaman da anne ve bebeğini taburcu ederek evine uğurlayacak. Ve şimdi veda zamanı diyoruz. Haftanın dördüncü gece bakışı bitti. TRT Haber'de saat 23'ten bu yana karşınızdaydık. 1 saat 49 dakika boyunca 6 Ekim 2022 Perşembe'de hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup biten ne varsa onları aktardık. Gece bakışını Hasan Bilgili ve Müjdat Arslan hazırladı. Yönetmenimiz Sedat Çolak'tı. Emre Yüksel, Merve Matuş, Süleyman Şehitoğlu, Hüsna Kerim, Ferhat Alkan, Gözde Çakar, Ramazan Değirmenci ve Coşkun Demirci de katkıda bulunan arkadaşlarımızdandı. Ben Fuat Kozluklu, güzel ülkemin güzel insanları, yeni günün hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, başarı ve de bereket getirmesi dileklerimle, yatacak olanlara iyi uykular, tatlı rüyalar, hayır yatmayacağız diyenlere gün sonu bülteninde Cemile Nur Kınacı meslektaşım olup bitenleri aktarmaya devam edecek. 7 Ekim 2022 Cuma'nın gündemiyle saat 23'te yeniden karşınızda olabilmek umuduyla hepimize güzel bir gece olsun. Hoşça kalın efendim.